Ha şöyle yaylan bakalım sağdan sağdan. Al güle güle kullan dükkanı. Başın da paralansın. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tam zamanında anahtar devir teslimi yapıyoruz. Vallahi acayip ofise ihtiyacım vardı. Bravo yani. Teşekkürler. Aman Bahar ne yapıyorsun sen? Kurban oldum ya. Bu mahallenin senin gibi bir ağdacıya aşırı ihtiyacı var. Bak lütfen dükkanını şu ahbabaya verme. Bahar'cığım asıl sen böyle hır zır konuşan insanlara kulak verme. Bu mahallede ağdacıya ihtiyacı olan tek kişi var. O da İsmail. Kıl İsmail. Siz yiyin birbirinizi. Ben gidiyorum. Uğraşamayacağım. Bahar bir daha düşünsün. Hem sen hiç heveslenme Cuma, itibarın mitibarın kalmadı senin. Artık bu alemde bir Allah'ın kulu iş vermez ki sana. Sen bittin, kabul et bunu. Bitiksin sen. Ay İsmail, bu real denen alemi tamamen senin gibi dar kafalı çıraklara bırakıyorum. Bundan sonra ben sanal alemdeyim. Hayırdır Cuma? İnternette kız profili açtın da azgın tekelerden para mı tırtıklıyorsun? Bak eğer öyle yapıyorsan çok yakışır sana, devam et. Ay hiç kusura bakma. Bu 7. sınıf dümenleri senin gibi maymunlara bırakıyorum. Cüce maymunlara. Senin bıngıldağın ermez bu işlere, tamam mı? Ben bundan sonra ultrasonik işler peşinde koşuyorum. Hadi bakalım dükkanımın önünde durma. Hadi bedava Wi-Fi'mi kesiyorsun. Uza bakalım. İsmail uza. Sen burada yokken ben yaptığım işlerle zaten uzadım la. Arşa değdi benim başım. Sen düşün şimdi. Kaba etten bacak seni. Civciv. Arşa değmiş belki başım. Hadi canım hadi hadi. Avokado gibi hissediyorum yani, anlatabiliyor muyum? Hı. Vallahi olmayınca olmuyor. Yani böyle... Beyler! Bir kabu... Bu ne la? Arabayı kes. Hmm. Buraya gir ya. İyi günler. İyi günler. Cuma Bey'e bakmıştık biz. Hayırdır birader, ne yapacaksınız Cuma'yı? İş görüşecekti kendisiyle. İş? Evet, iş. Oğlum bunlar kesin Cuma'ya bir şey yapacak. Evet. Kesin bir şey yapacaklar Cuma'ya. Kesin. Abisinin. Hemen sağdan dönüyorsunuz kardeşim. Köşedeki dükkan. Hı, sen köşeyi dön, döner dönmez orada bulursun kendisini. Şimdi Amazon adı ama o oralarda takılır bulursun yani, anlatabiliyor muyum? Gel ben sana göstereyim bak şimdi. Şuradaki dükkanı görüyor musun? Ha gördüm. Hah. Orası işte bak. Eyvallah kardeşim. Hadi, çok sağ ol. Bulmadan gelmeyin. İlk saat. Şuraya bak be. Gül gibi dükkanımı ne hale getirdi. Ağdacıymış. Ay ağdacılık senin neyine ya? Hiç akıl yok bu kızda yemin ediyorum. Eyvah. Vallahi geldiler. Evet geldiler. İşte onlar. Oo. Paraya huzura doğru adım adım ilerle Cuma. Ana. Namussuz tank gibi namussuzum. Bu ne be? Merhabayım. Cuma Usta. Efendim benim. Ben Tosun Dursun. Postan Bank'ın CEO'su. Öyle mi efendim? Çok memnun oldum. Çok mutlu oldum. Ay. Ne tatlı. Böyle durmayalım. Ben içeri geçireyim de çay kahve bir şeyler içerim. Buyurun. Efendim ne içersiniz? Şu kahveden iki tane kahve söyler misin bize? Şekerli, hadi bakalım. Tamam. Sistemimize istediğiniz kadar para yatırabilirsiniz. Bu yatırdığınız paralarla bostan ekip, koyun, kuzu alabilirsiniz. 4 ayda da paranı amorti ediyorsun. Ve üstüne üstelik 1 senede %400 kar elde ediyorsun. %400 diyorsun. Tabii. Garanti mi bu? Garanti tabii. Hmm. Vallahi çok güzel konuştun. Ne güzel söylüyorsun. Ben de küçükken hep JR gibi bir çiftliğim olsun isterdim. Sen JR'ı tanımazsın tabii. Küçüksün hatırlamazsın. Orada orada bir dizi vardı böyle. Neyse ben şey yapabiliyor muyum acaba? Çiftliğe girip koyunları sevebiliyor muyum? Böyle bağrıma basabiliyor muyum? Ay benim koyunlarım, ay benim koyunlarım diye. Yok. Sanal koyun bunlar. Bitcoin. Ne koyun? Bitcoin. Sanal çiftlik. Bizim internet sitemize gireceksin. Orada bir sanal çiftliğin olacak. Sen koyunları güttükçe, ekip biçtikçe biz de gerçek dünyada aynısını yapacağız. Ve bir kar elde edeceğiz. Bu kârı da ikimiz kırışırız. Peki buraya giriş olarak tam ne kadar yatırıyoruz yani giriş ücreti olaraktan? Bostan Bank sayesinde birkaç ayda 100 binlerce lira para kazanan adamlar var. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte. Ne kadar çok yatırırsan o kadar çok kârın olur.
Üstelik sisteme yeni üyeler getirirsen çok büyük indirimler var. Ha, ne gibi acaba? Şimdi ben siz sonuçta sanal bir ortama ben nakit cash para yatırıyorum. Yani bir güven telkin etmeniz gerekiyor. Bunda güven çok önemli. Ben şu an bir güven hissedemedim. Hissettir bana. Zaten Bostan Bank'ın en önemli hususu güvenilir olması. Bravo. Biz Bostan Bank olarak insanlara para kazandırıyoruz. Ben Bostan Bank'ın CEO'su olarak bir slogandan yola çıktım. Hayırdır, nedir o? Benim adım Tosun, herkes zengin olsun. Harika bir slogan, kutluyorum vallahi. Beni tavladınız, sloganla beni tavladınız. Çok yaratıcı bir zeka var, vallahi güvende telkin ettim. Niye güvenmeyeyim sana? Baksana ne tatlı bir insansın sen be ya. Yalnız benim kredi kartım yok. Ben hiç kredi kartım olmadı. Ben nakit versem cash olaraktan. Ha? Hiç sıkıntı değil. Çok güzel, harika. Vallahi... Helal hoş olsun. Allah bereket versin. Tabii tabii. Size de ayarı uğurlu olsun. Çok helal paradır o. Yemin ederim ana sütünden bile temiz yani. Alın terinin parası. Hadi içelim o zaman. Teşekkürler. Efendim inşallah bu dostluğumuzu zengin olunca Kolombiya kahvesiyle kutlarız. Hem de Kolombiya'da. Siz hiç merak etmeyin. Ne güzel, ne güzel. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Onur verdiniz. Bu haberler beni çok duygulandırdı gerçekten. Cuma Usta, sana Bostan Bank'ın mahalli temsilciliğini de veriyorum. Harbi mi? Nazım bagajdan tabalayı getir. Getir Nazım, tabalayı getir. Ay. Cuma Usta, mahalleliye üye yap. Sen de kazan, mahalleli de kazansın. Tabii be ya, yaparım. Hepimiz kazanalım. Neydi sloganımız? Neydi? Benim adım Tosun. Ay, herkes zengin olsun. Böyle. Hayırlı işler, bol kazançların olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Vallahi eyvallah. Çok teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Sağ olun. Ay, hem tabiat hem ticaret ikisi bir arada en özlemini duyduğum şeydi. Hayırlı yolculuklar olsun efendim. Güle güle, güle güle. Neydi sloganımız? Benim adım Cuma. Herkes zengin olsun be. Asacağım bunu. Evet hanımefendi, ben yeni üyelerinizden Cuma ertesi. Ben elden verdiydim parayı Tosun Bey'e. Sisteminizde gözüküyor mu öyle mi? Evet, ben koyun almak istiyordum. Şimdi bu alacağım koyunlar kaç para acaba? 400 lira. Aa, peki biz bunun etinden, sütünden, tüyünden yararlanabiliyor muyuz? Yararlanıyoruz. Onu kar olarak kaç parçada acaba? Öyle mi? Bu kadar kâra geçebiliyoruz yani. Çok iyi, çok iyi, harika. Şimdilik ben 3 koyun alacağım ama o koyunları yükselteceğim. Ben şimdilik girişim amaçlı şey yapıyorum. Peyderpey arttıracağım ben onu. Tamam, oldu. İyi günler efendim. Sağ olun, kayıtlara geçsin 3 koyun. Kurbana daha 5 ay var. Cuma, senin daha özel gün ve haftalardan haberin yok lan. Lan kurban diyorsun hala bana. Kurbanda ben dana keseceğim tek başıma, hem de haberin yok. Oğlum, koyun derken normal koyun değil bu. Bitcoin. Bitcoin mu? O ne la? Aa, haberin yok galiba. Bostan Bank'a ben üye oldum. Hatta sadece üye değilim. Mali temsilciliğini de aldım. Şak kadanak vallahi verdiler. Çok mutluyum. Ne oluyor biliyor musun? Sen şimdi koyun alıyorsun. Bitcoin. Ama onlar normal koyun alıyorlar. Canlı koyun yani. Böylece onun etinden, sütünden, yününden faydalanıyorlar. Oradan kazandıkları parayı da herkese eşit miktarda dağıtıyorlar. Sen de bütün bunlara inanıyorsun. Neden inanmayayım be? Çok mantıklı bir sistem. Hatta sloganı şöyle mesela. Benim adım Cuma, herkes zengin olsun be. Ya Cuma, sen hakikaten su katılmamış kerisin. Kusura bakma da yani para kazanmak bu kadar kolay mı lan? İnsan aklını kullanırsa neden olmasın İsmail be? Bu kadar kolay tabii Bozdur babacığım ya. Tam olarak bu kadar kolay. Birkaç ayda para yapara demiyormuşsun yani. Bak çağın en akıllı yatırımı diyorlar Bitcoin için. Ya saçma sapan konuşmadım ya. Ben internetten alışveriş bile yapmam lan manyak. Bilmediğim, tanımadığım adamlara para vereceğim. Onlar da bana sanal koyun verecek, öyle mi? Bir iki tanesine. Babacığım ya ne var bizde birkaç tane koyun alsak? Ne olur sanki? Ya ben küçükken de almamıştım bana o küçük sanal oyuncaklardan zaten. Bari bunlardan alalım ya. Birkaç tane sanal koyunumuz olsun. Fırsatı kaçırıyorsun Bozdur babacığım. Yani yarın bir gün torunların kulaklarını çınlatacaklar. Dedeme zamanında 3-5 tane Bitcoin al demişler. Dedem almamış. Hay biz bu dedemizin aklını seveyim diyecek torunların. İşte o zaman mezarında çamaşır makinesi kazanlı gibi zangır zangır dönersin. Doğru koştan. Mezarımda böyle zangır zangır dönermişsin de bilmem neymiş. Terbiyesiz herif.
Ya baba tamam hadi ya. Hadi cimrilik yapma artık. Bu cimrilik konudan annemi de kaçırdın zaten. Kaçırdın yani baba. Bunu kabul et tamam mı? Ya ne var ya? Benim böyle girişimci genç yaşımı birazcık destek olsan, ona güvensen ne olur sanki? Ya çocuklar ya Allah aşkına bakın. Oğlum yarın bunun altından bir bit yeni çıkar bak. Üzülürüz yani. Yok babacığım. Taş gibi sağlamış. Diyorsun. Aynen. Kaç para bu Bitcoin'lar? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.